Efendim aday toplantısındaki röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda Orta Mahalle, eski Orta Mahalle Başkanımız, şimdi de Adalet Kalkınma Partisi Meclis Adayımız Kadir Muslu var. Kadir Başkanım, neler söylemek istersiniz gece ile ilgili 31 Mart sürecince neler bekliyor bizleri? Mikrofonu ben size bırakayım. Öncelikle hayırlı akşamlar dileyim. Sizlere de bu yayını yaptığınız için teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı sebebiyle ilçe başkanlarımıza verdiği talimatla inşallah bu akşam listeyi gördünüz. Listede acizane ben de bulunmaktayım. Rabbim sonumuzu çok iyi bir şekilde 31 Mart akşamı gülerek, sevinerek Cumhur İttifakı ile beraber inşallah Atilla Başkanımızı en iyi yerlere getirmeye 45 gün gibi bir süre kaldı herhalde. Evet. Yok, 45 gün bile yok. Bir 35 gün, evet 35 gün bir günümüz kaldı. İnşallah durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Ve de Atilla Başkanımızı ve 33 tane meclis üyemizi Cumhur İttifakı ile beraber meclise taşıyacağız. Belediyemize taşıyacağız. Rabbim hepimizi hayırlı etsin. Bu gece de güzel bir ambiyans oldu. Çok güzel bir gece oldu. Belediye Başkanımız projelerini anlattı. Yaptıkları, yapacaklarımızın teminatıdır dedi. İnşallah biz de onun arkasında yorulmadan koşacağımıza söz veriyoruz. Ben her ne kadar 30. sırada olsam da 1. sıradaymış gibi koşmaya devam edeceğim. 18 senedir bu siyasi oluşumun içerisindeyim. 11 senede mahalle başkanlığım, orta mahalle başkanlığı görevinde bulunmaktaydım. Genç bir arkadaşımıza tevli ettik görevi. O da bizim yerimize inşallah bayrağı bir üst çıtaya çıkaracaktır. Biz de teşkilatçı olarak bizde yorulmak yok. 30'da 1, 1'de 1 diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Başkanım, şimdi siz çok seçim atlattınız. Çok seçimde de ter döktünüz. Evet. Antrenmanlısınız. Evet. Bence bu 30. sırada olması bir anlam ifade etmiyor benim için. Neden? Siz çok seçimler kazandınız. Eminim ki bu seçimde de... Seçim atlattım. 12 tane seçim atlattım mahallemde. Elhamdülillah her seçimde de Ali Ülker Ortaokulu olsun, Hürriyet Ortaokulu olsun. Hep başarıyla çıktım. Orta mahalle olarak konuşayım. Orta mahallenin çıtasını hep bir 3 puan, 5 puan, 10 puan artırarak seçimlerden zaferle çıktık. İnşallah bu seçimlerde de 31 Mart akşamı da hem Bayrampaşa hem Orta Mahalle olarak yüzümüzün akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Başkanım, 31 Mart süresince başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Sağ olun. Röportajlarımız devam edecek efendim.